Dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Karınca benim olayım. Aradan bayağı uzun bir zaman geçti. O konuda da şöyle bir açıklama yapayım. Şu anda gerçekten işlerim aşırı yoğun ve Ramazan var. Ramazan'a girdik. Bu süreç gerçekten beni çok etkiliyor. Zaten yakın çevremde olan insanlar sebeplerini bilir. Bu konuyu hızlıca kapatmak istiyorum. Çünkü bugün çok fazla insanın aşık olduğu bir türle karşınızdayım. Fethullah Gulen'i doğru tasnif etmiyor olabilirim. Bunun için özür diliyorum. Fakat standart Türk İngilizcesi diyelim. İngilizce de değil, Latince olsun. Okunduğu, yazıldığı gibi okunur hesabı. Toparlayayım. Direkt tür hakkındaki bilgileri vereceğim. Ondan sonra koloni hakkında birkaç şey söyleyeceğim sizlere. Şimdi dostlarım, bu arkadaşlar seviye 2 ve üzeri olarak geçiyor. Çünkü kaçma konusunda ustalar. Hani bunu vurgulayarak söylüyorum. Çünkü gerçekten öyleler. Bunları 1 milimetre dahi kaçabilecekleri bir yer olursa kaçarlar. Bir gelirsiniz, bir gidersiniz, bir gelirsiniz sadece içeride kraliçe kalmış. Hani böyle durumlar yaşamak istemiyorsanız ciddi önlemler almanız gerekiyor. Onlara fırsat vermemeniz gerekiyor. Örnek, burada benim standart hazır olarak çoğunlukla bulundurduğum outwardlerinden bu direkt bariyeri var. Buradan imkansız kaçmaları yenilendiği sürece. Burada da hortumun bağlı olduğu yerde benim her zaman kullandığım hamur silgim mevcut. Bu gördüğünüz gibi buraları 0-0 öpüşerek kapatıyor. Hiçbir sorun yaşamazsınız bu kolonide. Burada hiçbir sorun yaşamadan devam edersiniz. Şu parmaklarımın gölgesinden bir kurtulayım. Kurtulmaya çalıştıkça geri geliyorlar. Şimdi tamamdır. Zoom'a geçeyim geri. Geç. Çok güzel bir görüntü yakaladık. Yumurtalarımız da şurada. Şimdi bunun hakkında da bana sorular gelecektir. Niye birinci evre yumurtalar var? O konu hakkında da ilerleyen zamanlarda bilgi geçeceğim dostlarım. Şimdi türün kraliçesi dostlarım 7 ila 8 milimetre boylarına erişebiliyor. Şu an kalabalıkta olduğu için kraliçeyi gösteremiyorum. İçeride ortalama 100'den fazla, belki de 200'e yakın işçi var. Fakat yine içeriğin fotoğrafına, kapağına koyarım. Şimdi geri gelelim konumuza. Kraliçe dediğim gibi 7 ila 8 milimetre boylarında oluyor. Gerçekten çok küçük bir tür. Türkiye'deki ateş karıncası familyasına ait tek tür. Hatta Avrupa'daki tek tür. Abdomenlerinde iğneleri var. Bu iğnelerle saldırabiliyorlar. Telefonumun iğrençliğinden ötürü beklentimin çok üstüne çıktı şu anda. Hemen indi geri aşağıya zaten. O fotoğrafı ben büyük ihtimal kapak fotoğrafı yapabilirim. Yok, sözümüz var. Telefonum beni şaşırtıyor. Yalancı bal karıncalarını hatırlıyorsunuzdur. O yalancı bal karınca Yalancı bal karıncaları hakkındaki videoda aynı böyle bir abdomen vardı. Görüyorsunuz. Enteresan bir şekilde abdomenin üzerinde yürüyor. Şaşırtıcı. Neyse hemen geri dönelim. Şuradaki iki askere zoom atayım ben. Hatta biraz daha geniş alalım ki tüm koloni görünsün. Geldim. Dostlarım, ısılardan bahsedeyim size biraz. Isı konusunda 25 ila 30 dereceye kadar çıkabilirsiniz. Outworld'de yani yaşayacakları, dışarıda yaşayacakları alan. Orada 30 dereceyi görebilirsiniz. Bir sorun yaşatmaz koloninize. Fakat benim her zaman tasnifim maksimum 27,5-28 derecedir. Yaşam alanlarında da keza sıcak ortamları seviyorlar. 21'den 28 dereceye kadar yaşayabiliyorlar. Hiç sorunsuz bir şekilde ki 27 derece, 26 dereceden ortalama 28 dereceye kadar bu sıcaklıkta sabit tutarsanız
koloniniz gerçekten daha hızlı üreyecektir. Isı gerçekten çok önemli karıncaların üremesi için. Şimdi beslenmelerine geçelim. Beslenmeleri normal. Hani biliyorsunuz zaten iki farklı türden oluşuyor. Canlı yem ve otçullar. Hem etçil hem otçul. Sadece etçil. Bunlar hem etçil hem otçullar. Fakat atıyorum ki gidip de buna bir muhabbet kuşu yemi atamazsınız. Bunlara daha hani çok daha küçük tohumlar vermeniz gerekiyor. Çünkü yiyemeyebiliyorlar. Zaten çok küçük bir tür. Şu güzelliklere ben dediğim gibi 3 aydır bakmıyorum. Kış uykusunda kalktılar. Stresten çıktılar. Direkt video çekiyorum. Direkt günlük ve tanıtım olarak size atacağım. Hep birlikte ilk izlenim yapıyor olduğumuz için direkt işçilere bakıyorum. Yani çünkü uzun zamandır şeyler bir mite var mı? Işık yansımalarını mite falan sanıyorum bazen. Ama şimdiye kadar baktığımda bir mite tespit edemedim. Diyecekken şunun üstünde parlama büyük ihtimal o. Şimdi ben hemen geri döneyim görüntüme. Bu arada garipseyen arkadaşlar olacaktır. Abi benim 200 işçili kolonim var. 3 tane asker var. Nasıl bu kadar askerin var? Gençler, biz bu işi 10 gündür yapmıyoruz. Veyahut da 2 senedir de yapmıyoruz. Çünkü çoğu insan artık 2 senedir yapmaya başladı. Oraya yapışmış mı? Sanırım hayır. Antenlerini temizliyor. Şimdi o taktiği de paylaşabilirim. Yine Tuğkan Gönül Taşı'nda Tuğkan abimin de yaptığı bir taktiktir. Mesorlar da yapmıştı. Majör çıkartmaları için. Aynı taktiği uyguladım diyebilirim. Koloniyi biraz strese sokar. Ama bir Oat World'unuz var ve işçiler Oat World'da aktifse işe yarar. Ki işe yaradığını da görebiliyorsunuz. Deli gibi askeri var. Neredeyse normal işçilerinin üçte biri, yarısı kadar bile belki askeri var. Çılgınlar gibi askeri var yani. Şimdi tür hakkında uçuşundan bahsedeyim. Uçuşları şu an başladı. 5. ayda başlıyor. Ve 2 ay devam ediyor. Bu süre içerisinde bu arkadaşları bulabilirsiniz. Fakat ben daha şu ana kadar bir uçuşa denk gelmedim. Bildiğim çok güzel fedile yuvaları var. Fakat dediğim gibi denk gelmedim ben şu anda. Ki şöyle bir enteresanlığı var. Bu tür gece uçuş yapıyor. Gündüz kesinlikle uçuş göremezsiniz. Hani yuva ağzında belki kanatlara denk gelebilirsiniz. Veyahut da bir taş altında kanatlar görebilirsiniz. Fakat uçtuklarını göremezsiniz. Gece uçarlar. Tabi istisnalar olabilir. Kaideyi bozmayacaktır. Şimdi başka bir şey bakıyorum. Benim inşallah elim sesimi etkilememiştir. Ağlarım. Dördüncüye çekiyorum çünkü. Dostlarım, bu arkadaşların kraliçesini diyelim ki yakaladınız, denk geldiniz, buldunuz. Bu arkadaşları kraliçeden işçisi çıkana kadar beslemenize gerek yok. Hani o şekilde ya bu ikinci seviye hatta daha yukarı bir seviye ben bunu nasıl besleyeceğim demeyin. Gerek yok. Kendisi 3 aktif mideye sahiptir. Depo midesi, sosyal medya, sosyal mide ve sindirim midesi olarak 3'e ayrılır. Şu kadarcık şeyin içinde ortalama 7-8 milimetrenin içinde sadece 3 tane midesi var sadece. Ben her zaman bunlara hayranlık duymuşumdur. Şimdi gelelim koloni hakkındaki meselelerimize. Yalnız ortalama 5 gündür falan şey yapıyorum. Kraliçe çılgınlar gibi yumurtlamış. Şöyle bu bir haftalık falan yumurtası. Nasıl diyeyim size?
Ben bu arkadaşları ortalama 20 gün önce kaldırdım uykudan. 20 gündür sadece direkt auto'da bağladım. Hiç şey yapmadan direkt ağza açık şekilde şekerli suyun pamuğunu alıyorum, içini temizliyorum. Geri şey yapıyorum ve içine bir un kurdu atıyorum. Ondan sonrasında hiç rahatsız etmiyorum. 20 gündür bu şekildeler, stresten uzaklar. Deli gibi yumurtlamış. Bu gayet güzel. Ki ama harbiden beni üzüyorsun ya. Şurayı görüyorsunuz. Şurada ortalama 100'den fazla yumurta var. Ki bu stresten zaten çıktıklarını belirtir. Şimdi dostlarım, koloni hakkında birkaç bilgi vereyim. Bunu hem günlük hem tanıtım olarak atarız. Gördüğünüz gibi gerçekten koloninin artı 200 civarında bir şey olduğunu tahmin ediyorum. Belki yoktur. Net bir şey diyemem o konuda. Çünkü şuradaki kalabalığı sayamıyorum. Bir transfer yapmam gerekiyor. Ki bunların da suları çok az azalmış durumda. Hani nemlerinden bahsedelim. Dostlarım, bu arkadaşlar nem konusunda %70, nasıl bir kamp bonusu bakıyorsak %70, %80, bu minimal olarak %50'ye düşebilir. Bu şekilde nem değerleri. Old World'da da normal Mesur tarzı bir nemlendirme yapabilirsiniz. 30'a 50 oranında gibi. Şimdi şöyle bakın, un kurdunu soktular. Bir iki ısırık yedi. Sokuldu. Ve şu an yemeye başladılar. Un kurdum şu an galiba ölü. Zehirleri bu tip canlılarda gerçekten etkili. Fakat ben defalarca kez ısırıldım ve sokuldum. Bir etki yaşamadım. Acı eyvallah var. Hani şu kafa kimi ısırsa acıtır. Şimdi türle ilgili değil, ben koloniyle ilgili bilgi vereyim. Dediğim gibi işçi sayısından biraz bahsettik ve size bahsedeceğim bir diğer nokta şu pislik yığını. Pislik yığını. Şimdi burası neden böyle pis? Kış uykusundan uyandılar. Dediğim gibi pupa ve pupaların hepsini yediler. Ya da çıktı, bilmiyorum. Ki büyük ihtimal çıkmıştır. Çünkü biraz da olsa artış görüyorum asker sayısında da. Burada bazı larvalar var. Yenen. Ve bazı ölü işçilerimiz var. Şöyle düzgün bir görüntü alsam. Kış uykusundan çıktığı zaman koloni, bunlar elbet olacak şeyler. Bunlara üzülmemeye alışmalısınız. Ortalama 10 bin işçili bir koloniniz olsa neredeyse yaşayacağınız kayıp 600-700 civarında olacaktır. Ne kadar sağlık ki bu sağlıklı bir koloninin vereceği kayıp. Çünkü nasıl diyeyim, öyle bir koloniye sahip olacaksanız uzun bir zaman geçmesi gerekiyor. Şu an şunu göstermem lazım. Bakın, normal bir işçi, asker değil. Un kurduna saldırıyordu az önce. Niye bıraktınız? Ve 20 gündür içe içe doymadıkları şekerli su. Ben şu saldırıyı göstermek istiyorum size. Evet. Yapıştır oğlum. Yaralı yeri var. Orayı yakalamaya çalışıyorlar. Biraz stres yaşatıyor. Fakat o otölde olduğu için iç tarafa yansımıyor. Gördüğünüz gibi burada herkes sakin. Belki yetemezlerse içeriden yardım isterler. Burada galiba birincil işçi bulamadım ya. Deli oldum ona. Un kurduna geri dönelim. Un kurdunu bıraktılar. 2-3 tane daha salladılar. Ölmemiş bu arada. Şimdi çok güzel görüntü aldım ben. Evet, yapıştır oğlum. 3 kişi oldular. Şu an birkaç atak görüyoruz. Hemen kafasının solundaki işçiden.
Şu anda anteninden yakaladı galiba. Böyle görüntüler de size vermek istiyorum. Çünkü gerçekten hobinin en keyifli anları bunlar. Hani şöyle, ben hobiden bundan dolayı gerçekten çok büyük zevk alıyorum. Ortalama 2 ile 6 milimetre arasındaki canlılar şu an şurada bulunan 2,5 santime yakın un kurdunu yok ediyorlar. Öldürüyorlar ve yiyorlar. Kendilerinden diyelim ki 2 milimetre, ortalama 15 kat büyüklükteki bir canlıyı devirebiliyorlar. Ki bir asker bunu yok eder. Hani hiç umuruna gelmez. Tak tak indirir aşağı. Çünkü tam boyda bir un kurdu değil. 4 santime kadar büyütebiliyoruz un kurtlarını. Öyle. Bu tür hakkında da dostlarım sizlere anlatacaklarım bu kadar olsun. Şu anda çekimim ortalama 55 dakikaya ulaştı. Ben görüntüleri netlemek için bazen gerçekten çok fazla bekliyorum. Bu un kurdunu şu an çok fazla sallamayacaklar gibi duruyor. Çünkü sallayacakları zaman bir kişi iki kişi dalmıyorlar. Nasıl diyeyim? Şuradan tıkır tıkır en az 5-6 tane asker geliyor. Asker mi gidiyor oraya? Dur bakayım. Evet, dışarı asker çıkıyor. Ben onun gitmesini bekleyip geliyorum. Dostlarım asker gelmedi. Ben de daha fazla beklemeyeyim dedim. Videodan çıkışımı yapayım. Şu an dediğim gibi 50 dakikaya yakın bir çekimim oldu. Bunu kese kese editleye editleye bir şekilde çıkacağız. Koloniyi şöyle son bir kez göstereyim. Şöyle bir bayağı bir uzaktan bir zoom deneyeyim. Yok. Bunlara zoom yaramadı ya. Pigmayalarda olduğu gibi. Şimdi dostlarım, bu tür hakkında ve bu kolonim hakkında sizlere söyleyebileceklerim bu kadar. Umarım videoda istediğiniz şeyleri görmüşsünüzdür. Umarım video sizi heyecanlandırmıştır. Benim de çok heyecanlandığım gibi. Ki bazen teklemeler bile yaşıyorum. Çünkü gerçekten benim çok sevdiğim kolonilerimden birisidir. Hani değer verdiğim, atıyorum ki kış uykusu haricinde bir işçisi ölse çok üzüleceğim bir koloni. Öyle ki şu pislikten de bir an önce kurtulacağım. Bakacağım, birkaç gün içinde dışarı atmazlarsa transfer edeceğim. Old World balansını kesip. Şöyle son bir görünüm alayım. Alsam da bir şey değişmiyor. 144p gibi görünüm alıyoruz ama. Makro lens geliyor yakında. Onu da haberini vereyim. Dostlarım, dediğim gibi sizlere anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Karınca benim olayım. Görüşmek üzere. Bay bay.